Herkese merhaba. Bugünkü videomda bir geometri sorusu çözeceğiz. Ve sorumuz şöyle. Bir ABCD paralel kenarı var. Şuradaki şu açı, ABC açısı 105 derece. Ve şuradaki şu boyalı olan BF üçgeninin alanı ise 20 olarak verilmiş. Buradaki şu DCF noktalarıyla AEF noktaları doğrusal. Ve soruda paralel kenarımızın şu AB uzunluğunun ne olduğu soruluyor. Evet, oldukça düşündürücü bir soru. Yine size değer katacak ve derinlemesine düşünülmesi gereken ve sihirli adımların görülmesi gerektiği bir geometri sorusu. Özellikle ortak tabanın oldukça sıklıkla kullanıldığı bir geometri sorusu. Şimdi videoyu burada durduruyorsunuz ve öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben şimdi videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalıştığınızı varsayarak sorunun çözümüne geçeceğim. Şimdi öncelikle bakın şurası 105 derece ise şurası 75, burası 15. Yani ne oldu? Bir 15, 75, 90 dik üçgeni elde ettik. 15, 75, 90 dik üçgenin özelliği nedir? Dik açıya ait olan şu yükseklik veya hipotenüse, daha doğrusu dik açıya ait olan yükseklik hipotenüsün 4'te 1'ine eşittir. Yani şuraya h dersek hipotenüs 4 h çıkıyordu. Bu durumda bu dik üçgenin alanı ne olacaktır? 4 h çarpı h bölü 2'den 2 h kare çıkacaktır. Evet, şimdi bir sonraki adımda bakın şuraya dikkat edelim. Şimdi şuradaki şu alan yani BEF alanı 20. Bakın şurada CF yani şuradaki A ile C'yi birleştirdiğim zaman şu A ile C'yi birleştirdiğim zaman ne oldu? Bir ACF üçgeni elde ettim. Burada da bir BCF üçgeni var ve bu iki üçgenin CF tabanı ve aynı zamanda yükseklikleri ortak. Yani bu durumda ne olması gerekiyor? Alanların da ortak olması gerekiyor. Şimdi alanları bunların ikisinin de eşitse ve her ikisinden de bakın şurası sarı olan bölge her ikisinde de dahil. Dolayısıyla şurası 20 ise ne olacaktır? Şurası da 20 çıkacaktır. Evet. Şimdi bir başka ortak taban. Bakın şuradaki C'ye ortak taban olacağı şekilde bakın şurada bir DCE üçgeni var. Bir de ACE üçgeni var. Dolayısıyla bunların da bakın CE tabanı ortak. Yükseklikleri de ortak. Dolayısıyla alanların birbirine eşit olması gerekiyor. Yani 2 h kare ile 20'nin birbirine eşit olması gerekiyor. Buradan da h kök 10 çıkıyor. Soruda bize AB sorulmuş. Yani DC yani 4 h ve bu durumda da sorumuzun cevabı 4 kök 10 çıkmaktadır. Evet. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.